Amerika'da Eylül'de kişisel gelirler %0.9 arttı. Beklenti 0.4 artıştı. Kişisel gelirler Ağustos'ta %2.5 azalmıştı. Aynı dönemde kişisel harcamalar %1 artış beklentisine karşın 1.4 artış kaydetti. Amerika'da çekirdek kişisel tüketim harcamaları deflatör de Eylül'de bir önceki aya kıyasla beklentiye paralel %0.2 arttı. Beklenti 1.7 idi. Amerika'da Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ekim'de bir önceki aya kıyasla 1.6 puan artarak 81.8 oldu. Beklenti 81.2 idi. Amerikan Merkez Bankası Fed, COBI kredi programında asgari kredi seviyesini 250 bin dolardan 100 bin dolara kadar düşürdü. Maaş koruma programına katılan şirketler için borç kısıtlamalarını hafifleteceğini duyurdu. Euro bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %12.7 ile rekor büyüme kaydetti. Bölge 3. çeyrekte yıllık bazda %4.3 ise daraldı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon Ekim'de beklentiye paralel %0.3 azaldı. Çekirdek enflasyon da beklentiye paralel %0.2 oldu. Avrupa Merkez Bankası üyesi Holtzman, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında daha fazla genişleme sinyali verdiğini varsaymanın doğru olacağını söyledi. Holtzman, daha fazla parasal genişleme için karar Aralık ayında verilecek dedi. Avrupa Merkez Bankası üyesi Visco'da deflasyon riskinin düşük olduğunu ancak görmezden gelinemeyeceğini, virüs vakalarında artışın ekonomiyi çökertebileceğini, küresel ekonomik politikaların genişlemeci kalmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Türkiye'nin dış ticaret açığı Eylül'de 2019 Eylül'e göre %189 artışla 4.8 milyar dolar oldu. İlk 9 aydaki dış ticaret açığı %79 artarak 37.8 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Eylül döneminde %86.3 iken bu dönemde 75.8'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Hazine Finansman Programı öngörülerine göre 2021'de toplam borçlanmanın 618.6 milyar TL olması bekleniyor. Böylece bu yılın programına göre 2021 borçlanma programında %71'lik artış öngörülüyor. Merkez Bankası Borsa İstanbul repo piyasasında fonlama yapmayacağını duyurdu. Fonlama kompozisyonunda yaşanan değişimin etkisiyle aylık ortalama fonlama faizinde artış yaşandı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Eylül'de %59 düşerek 2.2 milyon oldu. Turizm geliri de 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %71.2 azaldı. Bankacılık sektörünün 9 aylık net karı %29 artarak 46.3 milyar TL oldu. Bankaların sermaye yeterlik rasyosu da Eylül sonunda %19.4, tahsili gecikmiş alacaklarsa Eylül itibariyle %4 oldu. Bloomberg HT araştırma biriminin enflasyon anketine göre ekonomistler Ekim'de tüketici fiyatlarının aylık %2.1, yıllık %11.9 artmasını bekliyor. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda cuma gecesi itibariyle karşınızdayız. Piyasaların gündeminde neler var? Şöyle bir bakalım. Amerika'da Wall Street'te riskten kaçış görüyoruz. Amerikan endekslerinde sert satışlar var. Mart ayından bu yana en kötü haftayı geride bırakmaya bakıyor. Hazırlanıyor Amerika'da endeksler. Korku ve endişe endeksi ya da oynaklık endeksi dediğimiz VIX'te 40'ların üzerine doğru tırmandık. Amerika'da özellikle vaka sayılarında artış var ve bir türlü üzerinde anlaşılamayan seçim sonrasına kalan mali teşvik de bir ümitsizlik piyasalarda hayal kırıklığı yaratmış durumda ve satışta devam ediyor haftanın son işlem gününde. Bir taraftan da geriye sayım var. Haftaya salı günü Amerikalılar sandık başında olacak. Aslında şu an 60 milyona yakın oy kullanıldı hali hazırda. Posta yoluyla Amerika'da ama seçim günü haftaya salı Amerika'da Biden anketlerde Trump'ın önünde görünüyor. Büyük bir sürpriz olmazsa Amerikan başkanlığına doğru giden Biden var karşımızda. Ama eğer seçim netleşmezse seçim sonucu o akşam, o da farklı bir belirsizlik yaratabilir piyasalara önümüzdeki hafta için.
Euro bölgesinde de rekor büyüme var. Tabii ki pandemi sonrası ikinci çeyrekteki o sert daralmaların ardından üçüncü çeyrekte aynı hızla yukarıya doğru Euro bölgesinde toparlanma gördük. Ama tabii bu geçmiş bir veri, önümüzde ikinci dalgayı yaşayan Avrupa'da ve kapatma kararları veren ülkeler var. Fransa önce başladı, Almanya katıldı bunlara. Belçika'da çok ciddi vaka sayılarında artış söz konusu. Ülke bu konuda sıkıntıda. Avrupa ikinci dalgayı yaşarken Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaya verdiği sinyal Aralık ayında belki de yeni bir teşvik, yeni bir destek paketiyle gelmek şeklinde olacak. İçeriye döndüğümüzde gözler tabii kurda, dolar TL'nin hareketi. Bugün yeni bir rekor tazeledi. 8.38 yanlış hatırlamıyorsam gördüğümüz bugünkü en yüksek seviye. Birazdan rakama bakacağız. Kur yukarı gitmeye devam ediyor. Yeni hafta itibariyle bugün yine en çok dolara karşı değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimiyiz. Borsa İstanbul'da da satış sürüyor. Ne zaman başlamıştı satış? Merkez Bankamızın politika faizini sabit tutma kararı verdiği günün hemen sonrasına başlayan hareket günlerdir devam ediyor. Satış bugün de vardı Borsa İstanbul'da. O 1200'lü seviyelerin üzerinden 1100'lü seviyelerin altına doğru hareketlenmeler gördük. Ve son gündem maddemiz Merkez Bankamızın enflasyon raporunda enflasyon tahmininin yıl sonu için yukarıya güncellendiğini gördük. Önümüzdeki hafta biz Ekim enflasyonunu göreceğiz. Bizim anketimizden çıkan, az önce değerli izleyicilerimize sizlerle de paylaştık, 11.9 yani 12'ye yaklaşması bekleniyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak Ekim ayı enflasyonunun, bir taraftan Merkez Bankası da bugünkü sinyaliyle ben daha da fazla sıkılaşma yönünde adım atacağım yaklaşımını ortaya koyuyor. Birazdan Taner Özarslan'la buluşacağız. Spartan Co. kurucu ortağı bizlerle olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım, ardından biz sohbetimize geçeceğiz. Dolar TL'de yön yukarı demiştik. 8.37-35'i görüyorum. %1'lik bir yukarı hareket var. Euro TL 9.75'te, dolar endeksi de 94 seviyesinin hemen üzerinde yatay görünüyor. Euro dolar paritesinde hızlı bir aşağı geri çekilme olduğu bugün. 1.16.45 seviyesi Euro'nun değer kaybı, doların Euro'ya karşı güçlendiği bir tablo var. BIO30 akşam seansında da %1'lik bir geri çekilme ile 1222 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Gün içerisinde dolar TL ekranlara gelecek. Bugünün zirvesi 8.38, 8.40'ın altındayız şu an için. 8.27'lerden başladık. Şöyle bir aylık grafiği de arkadaşlarımız ekrana getirmelerini rica edelim. Yani neredeyse son dönemde her gün %1, %1 yukarı giden bir dolar TL tablosu var. Aylık grafik bakın ekranlara geldi. Şurası Merkez Bankamızın kararı öncesi seviye. Kaçtı? 7.80'in altıydı. 7.79 falandı. 7.79'lardan 8.37'ye geldik. Burada ivme bakın. Yani neredeyse 45 derecelik bir açıyla yukarıya doğru gidiyor. Dolar TL bugün de yukarıda, az önce ifade ettiğim gibi. Borsa İstanbul'da da satış görüyoruz. Borsa İstanbul'da da yine bir aylık grafiği arkadaşlarından rica edeyim. Bugünkü kapanış 1112 seviyesinde. %1.3 aşağıdayız. 14 puan aşağı geldi Borsa İstanbul. BIST 100 endeksinde de aynı gün neredeyse başladı. Bakın yakın yerler, yani 1210-1200'lerin üzerinden 1112 seviyesi. Bugün 1100'ün altını galiba bir test etme çabası da oldu. Ama çok sert bir geri çekilme var Borsa İstanbul 100 endeksinde de. Tahvil faizleri ekranlara gelecek. 15'lere yaklaşıyoruz. Neredeyse 15'e geldi. 2 yıllık tahvil faizimiz. Burada 13-13,5'lardan buralara çıktık. 10 yıllık uzun vadeli tahvil faizimizde 14,5'a doğru bir geri çekilme olmuş. Kısa vade yukarı giderken uzun vade biraz aşağı geliyor. Burada artık bir faiz artış beklentisi mi fiyatlanıyor bilemiyorum. Beklentiler bazen gerçekleşmiyor. Amerikan tahvil faizlerinde de geri çekilme değil, yukarı doğru bir hareket var enteresan bir şekilde. Amerikan borsaları bu kadar sert satışarken Amerikan tahvil faizleri yukarıda 0.87. Aslında risk iştahı bozuksa Amerikan tahvil faizlerinin aşağı gelmesini bekleriz borsalar satışıyorken, ama yok, faizler yukarıda. Ons altın 1900 doların altında, 1878 dolarda, 11 dolarlık bir yukarı hareket var. Gram altın yükselişini sürdürüyor, hem ons altın yukarı gidiyor hem dolar TL yukarı gidiyor.
500'ün üzerinde 506 liraya kadar ulaştı. Bitcoin'de 13.500, petrol fiyatlarında Brent'te 37,5 dolar. Amerikan tipan petrolde %2'lik geri çekilme var. 35 dolar, 40 doların altına geldik. Burada da 35-40 dolar bandındayız petrol fiyatlarında. Avrupa endeksleri koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyorlar. Karışık bir görünme kapandılar bugün ama Amerika'da sert satış var. Amerikan endekslerinde %2'ye varan, hatta %3'e varan Nasdaq aşağıda, S&P %2, Dow Jones 1.6, 500 puana yakın bir geri çekilme. En kötü hafta dedik Mart'tan bu yana. Haftalık olarak da bakalım 28.350'lerden işte 26.300'lerin altına 2.000 puanlık yaklaşık bir geri çekilme imza attık bu hafta için. Melike'ye dönelim. Melike'de hangi notlar var dinleyelim. Öncelikle depremden etkilenen İzmir, diğer bölgeler ve tüm ülkemize büyük geçmiş olsun diliyorum. Evet, sen de söyledin Barış. Mart'tan beri gördüğümüz en düşük yerlerdeyiz, satışlar içindeyiz. Teknoloji ağırlıklı, Nasdaq'taki satış da yüksek. Dow Jones kadar olmasa da Dow Jones bir ara 400 puan düşüyordu. Teknolojide özellikle Facebook, Amazon, Google, Twitter gibi büyük hisselerde biz düşüş görüyoruz. Apple dahil olmak üzere. Twitter kullanıcı sayısındaki büyümeyi tutturamıyor analiz tahminleriyle. Paralel gelmiyor. Apple'ın hisselerinin çok sert düşüş yaşadığını görüyoruz. iPhone satışlarını tutturamıyor. Analiz tahminleri kadar gelmiyor diye. Evet, Twitter'ın da Apple'ın yanında diğerleri de düşüyor. Üçüncü çeyrek ile alakalı olarak ekonomik görünüm ve karlılıklarının düşmesinden dolayı. Tüketici harcamaları 1.4 kadar yukarı çıkıyor. %1.4. Eylül'de güçlü. Üçüncü çeyrek güçlü geliyor. Üç çeyrektir aslında üst üste. Bu rakamın ekonomik veri olarak çok iyi geldiğini görüyoruz. Bir yandan da Pfizer ve AstraZeneca ile alakalı olumlu gelişmeler var. Hem CDC'den hem de bütün regülatörlerden bunun hızlandırılması ile ilgili bir takım aşama kat ediliyor. Petroldeki düşüş göze çarpıyor. %12 aylık bir düşüş sergilemiş durumda. Bugün bir tek altının güvenli liman olarak yukarıda olduğunu, yeşilde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Covid-19'daki artış, sen biraz önce Avrupa'yı söylüyordun, ABD'deki artış da çok etkili oldu. Nerede? ABD borsalarının güveninin kırılmasında, alımların azalması, satışların çoğalmasında, zira günlük Covid-19 vakası 90 bini geçmiş durumda ABD'de. Bir yandan da başkanlık seçimine senin dediğin gibi çok az vakit kaldı. Beyaz Saray'dan kutlayacağını açıklayan bir Trump var. Bu da bir sinyal olarak algılandı. Yani seçim sonucu çıktığında kaybederse dair o bütün savunmaların tezlerini tekrar doğruladı. Bu da biraz tedirginlik yarattı. Diyorum, söz tekrar size istedim. Melike, çok teşekkürler aktardıkların için. Biz de dönüyoruz stüdyomuza. Bu akşam konuğumuz Taner Özarslan, Spartan Co. kurucu ortağı. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Taner abi. Az önceki programımızın girişinde de ifade ettik ama bizi yeni izleyen izleyicilerimiz için de bir kez daha söyleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi İzmir'e ve tüm bölgeye buradan iletiyoruz. Hani ben İstanbul'da ben bile bayağı hakikaten şiddetli sallandım ki İzmir konuştuğumuz arkadaşlarımız, bölgedeki vatandaşlarımız çok şiddetli bir şekilde hissettiklerini zaten söylediler. 12 vatandaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti. 500'ün üzerinde de yaralı var ve gece saatleri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Yaralara acil şifa, inşallah enkaz altındaki vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde ulaşabiliriz umarız. Daha fazla can kaybı yaşamayız. Evet, yani büyük geçmiş olsun İzmir'e. Umarım enkaz altındakiler hızla kurtarılır. Zamanla yarışılıyor. Çok fazla sayıda bina yıkılmış durumda. Hakikaten çok zor söylem burada. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Yani hep biz bunlarla karşılaşıyoruz. Ama ne yazık ki bina öldürüyor. O binaları o noktaya getiren, o binaların o şekilde yapılmasını neden olan insanlar herhalde büyük bir vebal altındadır. En büyük öfkem onlara aslında. İnsanları, tüm Ege bölgesi aslında bunu yaşadı.
çok ciddi yaşadılar. Belki 50 yıldır yaşamadıkları, hayatları boyunca yaşamadıkları bir şeydi. Hepsine sabırlar diliyorum. Umarım sağ salim çok fazla insanımız kurtulur. Evet, görüntüler bu arada canlı bir şekilde ekranlara geliyor. Bir enkazdaki arama kurtarma çalışmasına dair ekiplerin çabası ekranlara yansıtıyor. Umarız, bir kez daha söyleyelim, güzel haberler alırız. Kurtarma, mucize kurtarma haberlerini sizlere biz de hep beraber aktarırız, paylaşırız. Ya bugünlerde tabii... Ya çok tabii, yani bizim işte çok garip bir şey. Yani orada enkaz altında muhtemelen vatandaşlarımız var. Orada arama kurtarma işte görüntüsünü gösteriyoruz. Sonra geliyoruz burada para konuşuyoruz, borsa konuşuyoruz. Hani garip tabii, bunu evde oturan izleyiciler de garipseyebilir, kızabilir. Ama hani şöyle belki düşünmek lazım. Hepimiz üzülüyoruz, gönülden üzülüyoruz. Hayatını kaybeden yakınları olanlar var, yaralananlar var. Ama bir taraftan da insanlar yarın sabah işine gidiyor, otobüse binip işte ya da arabasına binip işe gitmeye devam ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, hani bu gibi belki bizim kendi hatalarımızdan da kaynaklanan bazı durumlarda işimizi iyi yapmamız lazım. Her yaptığımız işi bence iyi yapmamız lazım. İşimizi iyi yaptığımızda bu gibi görüntüleri daha az göreceğiz. Naçizane benim düşüncem bu. Dolayısıyla bizler de, evinde oturanlar da, bizi izleyenler de, o belki yıkılan binayı yapan müteahhit ya da ona izin veren belediye görevlisi, yetkili kimse ya da bakanlıktan vesaire, o da işini keşke iyi yapsaydı. İyi yapınca belki daha memlekette daha iyiye gidecek. Yani burada işimizi yapmak zorundayız ama gönlümüz, kalbimiz orada. Onu söyleyeyim. İnşallah iyi haberler, güzel haberler alırız. Piyasalar cephesine baktığımızda Amerika ile başlayalım. Hakikaten çok bugün sert bir düşüş. Şöyle MSCI Dünya Endeksinin grafiğini Bloomberg paylaşmış. Mart ayından beri en kötü hafta olarak görünüyor ve şu en sondaki çubuk oldukça sert bir haftayı geride bırakıyoruz. Burada seçime doğru gidiyoruz, onu görüyoruz. Ama bir taraftan gelmeyen Amerika'daki mali teşvik var. İstersen onunla başlayalım hocam. Nasıl değerlendir? Biraz bu risk iştahı bozulmuş durumda Amerika'da. Evet, dünya hakikaten korona sonrası tam böyle bir ters ayakta yakalanıyor. Bir doğrulduğunu zannediyor ekonomik verilerle. Ama henüz daha istenilen kıvamda, istenilen güven seviyesine ulaşamadığını görüyoruz. Çok basit haber akışları veya stresler bir anda bütün moralleri yerle bir ediyor. İnsanlar aslında kötüye daha elverişli bakıyor veya daha normal karşılıyor kötüyü ve çok hızlı tepki veriyor. Çünkü işte Mart ayında yaşanan o sert satışlar borsalarda, aynı zamanda tüm ekonomiler üzerinde bunun ciddi etkileri insanları ciddi anlamda korkutmuştu. Ve ona benzer korkuların tekrar oluşabileceğine yönelik endişeler piyasalarda etkili oluyor. İşte %5'in üzerinde düşen çok ciddi teknoloji şirketlerinin hisselerini görüyoruz bugün. Bu birkaç gündür de sürüyordu. İşte niye aslında burada bir risk iştahında bozulma oluyor? Madem teknoloji firmaları pandeminin en çok Facebook kazananları... %7,5, Amazon %6, Apple %6. Evet, yani teknoloji firmaları şu primlerini yaklaşık 2'ye 3'e katladı hisseler son 6 ayda. Niye korona bekleniyorsa teknoloji hisseleri düşüyor diye söylenebilir. Mantıksızlık gibi değil mi? Evet, ama işte bu bir risk iştahı. Paranın gücü, paranın korkması, paranın ben burada yeterli seviyede bir rakam kazandım, seçimleri göreyim, ondan sonra bakarım. Yoksa sadece pandemiyle de yan yana getirmemek lazım. Bir de realizasyon isteği. Çok hızlı artmıştı fiyatlar. Şimdi hızla aşağı çekiliyor. İşte
Bu şey, dünyadaki bol paranın ani reaksiyonları bunlar. Ya çok hızlı yükseliyor fiyatlar ya düşüyor, ucuz demeye başlıyor insanlar ki neye göre ucuz diyor? Yükseldiği fiyata göre ucuz diyor ama geldiği fiyata bakarsanız hala aslında çok yüksek seviyelerde. Bu da işte bir kısım yatırımcının veya fonların ben yeterince bu sene para kazandım, sene sonuna da yaklaşıyoruz. Burada artık bir realizasyon yaparak bir performansımı netleştireyim deme iştahı da olabilir. Yani yıl sonu kapanış... Kasım ayı öyle bir ay mıdır? Genelde öyle. Hani öyle yani, der ya fon yatırımcıları evet, yani Kasım, hesapları kaparlar. Kapatırlar. Artık yıl sonunda daha bir şey de var işte Noel geliyor vesaire diye. Zaten 15'inden sonra şeyler aralıkta hacimler de durmaya başlar. Az bir süre kaldı oraya kadar. Yani işte seçimle bunu birleştiren ve yüksek performanslı teknoloji hisselerinde kazandığını almak isteyen fonların genel satışı diyebiliriz buna. Peki korku ve endişe endeksi dediğimizde oynaklığı gösteren VIX endeksi var. Orada da bugün 40'ın üzerini gördük. Şu an 38.7. Şurası Mart dönemi, yani en çok koronavirüsün pik yaptığı dönem diyeceğim ama şu an vaka sayısı daha fazla artıyor. Yani ilk korku diyeyim, ilk dalganın korkusu. Belirsizlik de orası. Yani orada ne olacağı hiç bilinmiyordu. Evet. Şimdi sonuçta aşının yaklaştığı, tedavilerin daha güçlü olduğu biliniyor. Burası da ikinci dönem şu an. İkinci dalganın boyu şu an için 40'larda. Evet. İkinci dalga daha önceki vaka sayısının çok daha üzerinde olmasına rağmen ekonomilerde ne yapılacağı ile ilgili bir reçete var. Kapatma kararları da geliyor var. Ama yani tamamen kapatma olmasa da Avrupa'da. Olmasa da yani üretim taraflarında ciddi bir kapatma olmuyor. Daha çok yaşam tarafında oluyor. Hizmet sektörü daha çok etkiliyor. Ama hizmet sektörü ekonomilerin genelini o kadar fazla etkilemeyecek diye düşünülüyor önümüzdeki dönem. Zaten hani turizmin zayıfladığı bir dönemde olduğu için ciddi anlamda ilk önce üretim tarafı var. Tabii bir de Çin olgusu farklı. Çünkü Çin'de şu anda gaza basmış şekilde gidiyorlar. Ve tüm dünyanın emtiyasını sanki onlar topluyor gibi. Demir çelik fiyatlarından bakır, tüm hububat ürünlerine kadar her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Çünkü Çin beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştiriyor. Ve o Çin'in hızlandırıcı etkisi tüm dünyadan bir talebi var bir taraftan da. O dünyadaki korkuyu aslında hafifletiyor. Yani Çin'in bir de üzerine hani Trump sonrası acaba Biden'la yeniden yıldızı barışır mı Çin'in Amerika ile beraber diye bakılıyor. Ve o da dünyanın büyüme performansı üzerinde ikinci bir etki yaratıyor. O yüzden evet önümüzdeki dönem pandemi açısından baktığımızda stresli bir dönem olmaya aday. Kış dönemi pandemiyle beraber birçok hastalık iç içe geçecek, korku daha da yayılacak. Ama bir taraftan da yeni bir hükümet gelirse global olarak o büyüme etkisini yavaşlatan Trump'ın önüne geçebilir mi? Dünya yeniden kendi içerisinde bir globallik ile beraber büyümeye gider mi? Beklentisi hakim. Evet, burada istersen seçimi de konuşalım. Belki bir seninle bir sonraki buluşmamızda Amerika'da başkan seçilmiş olacak ya da olmayacak, iş uzayacak. 43,5 Trump'ın Bloomberg'in derlediği ankette Biden %51,3. Bu ülke geneli anketler, kritik eyaletler işte Pennsylvania gibi, Florida gibi, Iowa gibi böyle bazı kritik eyaletler var. Oralarda da Biden şu an için önde görünüyor o bu önemli eyaletlerde ama tabii ne olacağı belli olmaz seçim. Biden şu an ülke genelinde net bir şekilde önde. Yaklaşık işte 6-7 puan fark görünüyor. Nasıl görüyorsun bu seçim fiyatlamasını? Trump aslında piyasalar çok sevdi. Dow Jones'un performansından biliyoruz. Ekonomik aktivite açısından baktığımızda da daha çok sevdiler ama bu pandemi tarafını iyi yönetemedi. Ve oradaki vaka sayıları, ölen sayıları ciddi anlamda bu farkın açılmasına sebep oluyor bana göre. Ve her ne kadar çok da bastırsa aşıyla ilgili
bir gelişme de sağlanamadı seçimlere kadar. Onu başarsa belki ciddi anlamda bu farkı kapatırdı. Yani Biden alacak gibi görünüyor işin özü. Tabii burada sayının Biden lehine olması yeterli olmuyor. Orada delegelerin ne yaptığı önemli. Evvelkinde de Clinton daha fazla oy almasına rağmen seçilememişti. Şimdi de buna benzer bir şey olur mu? İşte az önce söylediğin eyaletler, 2-3 tane eyalet çok çok önemli. Arada 7 puanlık fark görünüyor ama geçen seçimlerde de anketler yanıltıcı sonuç vermişti. Çok başa baş geçecek ama ben hani net görünen şu andaki anketler veya pandemi sonrasındaki Amerika'nın bakış açısı Trump'a çok pozitif olduğunu zannetmiyorum. Biden alacak gibi görünüyor. Biden alırsa piyasalar için olumlu ya da olumsuzdur gibi bir şey. Yani burada olumsuz senaryo seçimin kilitlenmeye, seçim sonucunun belli olmaması senaryosu mu? Evet. Yani neti o. Amerika'daki en büyük şu andaki belirsizlik veya piyasalar üzerindeki belirsizlik oradan kaynaklanıyor. Tabii Trump'ı sevdiği için, daha çok böyle bildiği için, büyümeye yönelik adımlar attığı için Amerikalı daha çok ne diyelim sanayiciyi veya belirli o ağır sanayiyi desteklediği için genelde bir trend vardır. Ama yani Amerika'yı sadece o yükseltmiyor. Bu teknoloji çağındaki hızlı ilerlemesi belirli şirketlerin Amerika'yı öne taşıyan aslında şirketler sayesinde ileriye gidiyor borsaları. Yani Biden'da olsa bence performansta bir eksiklik olmaz özellikle teknoloji tarafında. Bence belirsizlik bittikten sonra pandemi sonrası nasıl hareket edeceği çok önemli olacak. Amerika'nın kendisini yani oradaki başkanlar değil özel sektörün buna nasıl uyum sağlayacağı çok önemli olacak. Bir şekilde eğer ki bu petrol fiyatları bugün 35 dolarlara kadar da geriledi. Hı hı. Bir önceki Nisan'ın Haziran'ı çok iyi hatırlıyoruz. Eksiye döndüğünü biliyoruz. Yine petrol tankerleri dolu dolu denizde gezecek mi korkusu hakim. Bir tek o etkileyebilir kısa vadede. Petrol fiyatı ve diğer emtialar üzerindeki baskı dünya borsalarındaki o aşırı yükseklikten aşağıya doğru bir realizasyona sebep olabilir. En büyük eksiklik orada. Peki. Yani emtia fiyatları. Bir İbrahim İnalmış'ı dinleyelim. İbrahim Bey'in Avrupa konusundaki değerlendirmesinin ardından biz burada devam edeceğiz. Avrupa tarafında ben neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Yani Aralık ayında ECB bir ek destek paketi açıklayacak öyle görünüyor. Mevcut durumda 1.35 trilyon euroluk paketin aşağı yukarı yarısını kullandırmış vaziyette benim takip edebildiğim kadarıyla. Buna ek bir 500 milyar euroluk paket daha gelirse çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Bu ne zaman gelir? Bu bence yılbaşından önce gelecek yani. Biz bunu Aralık ayında göreceğiz. Buradaki problem ne? Hem Amerika'da hem Avrupa'da kamu maliyesi tarafı çok geç kaldı. Kamu maliyesinin geç kalmasıyla birlikte merkez bankalarının artık tekrar devreye girmek zorunda kaldığını görüyoruz. Yani hem ECB tarafından gelen sinyaller hem FED tarafından gelen sinyaller. Yani kamu maliyesi tarafında bir destek göremiyoruz. Amerika'da kongre çok yavaş hareket ediyor. Biz tekrar bu işe herhalde topa girmek zorunda kalacağız. Öyle görünüyor. Havası var her iki merkez bankasında da. Avrupa'nın şansı şu, Avrupa'nın şansında Christine Lagarde gibi 2008-2009 krizi sonrasında Avrupa'nın Amerika'ya göre politika adımlarında yavaş kalmasının sonuçlarını çok iyi bilen ve gören, yerinde gören bir merkez bankası başkanları var. Ben onlar için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü Christine Lagarde burada proaktif davranıp gereken desteği verecektir Avrupa Birliği ekonomilerine. Devam ediyoruz. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan'la sohbetimizi. Tabii herkesin merak ettiği kur hareketi 8.38 bugünün zirvesi gibi görünüyor. 8.37 yeni rekor. Ve yani ivme çok sert bir şekilde yük. Her gün %1 neredeyse gitmeye başladı. Şu tabloyu göstereyim değerli izleyicilerimize. Merkez Bankamızın kararı öncesinden bugüne yani 21 Ekim'den bugüne baktığımızda Türk lirasının %6.7 değer kaybettiğini, Rus hurbesinin %3.5, Polonya zlotysi 2.6 diye devam ediyor. Yani burada net bir olumsuz ayrışma var.
21 Ekim'den bu yana her gün az önce söyledim yaklaşık %1 gibi. Bugün de baktığımızda yine %1 değer kaybı var. En kötü yüz altımızda Kolombiya pezosu ve Rus rubesi var. Dolar TL'nin hareketi ne diyorsun hocam? Evet, burada sıklıkla yaşanan son 2013 yılından beri yaşanan son 7 senedir klasik bir dönemi geçiriyoruz. Merkez Bankası faiz indirirken ciddi anlamda geleceğe atılan, hani halının altına süpürülen tozlar olduğunu varsayıyorum hep ben. Çünkü faiz indirmek evet güzel bir şey. Çok yüksek bir faiz yüküyle hazinenin borçlanmaması birincil. İkincisi özel sektörün, tüketicinin yüksek faiz ödememesi çok güzel. Ama yapısal sorunları çözmeden siz buna evvel adım attığınızda kur hareketleniyor. Bu sefer kurun arttığı dönemlerde faiz arttırmakta geciktiğimizde otomatikman ya daha fazla faiz arttırımlarına gitmek zorunda kalıyoruz veya kur çok daha yukarılara gidiyor. Bu da dengeyi bozuyor. Yani biz rekabetçi kur diye bir şey yok. Yani rekabetçi olduktan sonra ikiye de katlasa buradan kur çok rekabetçi olmuyor. Bu sefer güven kaybolmuş oluyor. Reel efektif kur zaten 60 küsürlerde. Evet, yani o minimum seviyelerde zaten. Yani biz rekabetçi olmak adına döviz kurunun yükselişine bir kere izin vermiyor olmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Ya döviz basacaksınız, dolar. O bizim Merkez Bankası'nın yetkisinde değil. Ya yurt dışından çok fazla para gelmesini sağlayacaksınız. Şu andaki konjonktür zaten bunun olmadığını gösteriyor. Dışarıya olan para çıkışını durdurmaya çalışacaksınız. Yani onların çıkmaması için elinizden gayret göstereceksiniz. Ona bir şey sunmanız gerekiyor orada. Ne sunacaksınız? Diyeceksiniz ki ben sana çok yüksek bir getiri vaat ediyorum demeniz lazım. Burada TL faizi demektir bu. Veya bizim sabit ürünlerimizin veya işte ne bileyim arsa olur, şirketlerimiz olur, portföy yatırımlarımız olur, hisse senetlerimiz olur. Buraya bir cazip alan bulunması gerekiyor. Tam tersine orada da çok fazla güven duymadıklarını görüyoruz ki borsadaki yabancı sahipliği hızla düşüyor. O zaman siz ancak ve ancak yabancıyı şu anda TL faizi cazip gel buraya park et. Kısa vadede veya orta vadede ben sana daha yüksek bir getiri vereceğim diyerek onu ikna etmeniz gerekiyor birincisi. İkincisi yerli yatırımcıyı bak faizlerimiz yükseldi. TL faizde kal, dövizlerini sat demek geliyor. Üçüncüsü de az önce benden önceki programda söylediğiniz gibi yurt dışındaki Türklerin paralarını içeriye çekmek için vergi barışı gibi çeşitli varlık barışı, gibi, varlık barışı bunlarla yurt dışına para çekmektir. Yani içeriye kaynağı su doldurmanız gerekiyor ve burada insanların da TL'yi tercih etmesi gerekiyor. Şimdi burada bugün, buna da iki şey var mesela bugün. Hem turizm verileri geldi. Ya bu çok tabii normal, koronavirüs sürecindeyiz. 9 ayda %69 düşmüş turizm gelirleri. Yani zaten hani yükselmesini de beklemek garip olurdu. Turizm verilerinin düşmesi çok doğal. Yabancı ziyaretçi sayısı %59.4 düşmüş. Eylül ayı verisi, yani en sonda küçük bir çubuk görüyorsunuz. Ve dış ticaret. Dış ticarette de rakamlara baktığımızda yine Eylül ayında 2019 Eylül'e göre baktığımızda Tahir abi %190'a yakın bir dış ticaret açığında artış var. 4.8 milyar dolar olmuş. İlk 9 aydaki dış ticaret açığımızda %79 artıyor. Geçen seneye göre yaklaşık 37-38 milyar dolar. Hani paranın gelişi, dışarıdan para gelişi dediğimizde bugüne dair iki tane veri söyledim ben sana. Evet, yani biz bu korona sürecinde faizleri aşırı aşağılara çekerek insanların tüketim yapmasını veya ithal ürünlerine gitmesini kendi kendimize motive etmiş olduk. Onları oraya doğru hareketlendirmiş olduk. Yani şu anda söylediğin rakamlar bunu gösteriyor. Ve bu daha fazla döviz talebi doğurdu ve döviz talebi de kuru daha da yukarılara çekti. Yani biz üretim yerine daha çok ithalat ve onun karşılığında insanların döviz talep etmesini
sağlamış olduk. Çok hani başarılı bir politika olmadığını görüyoruz bunun. Tabii son dönemin Merkez Bankası üzerinden herkesin eleştiri yapması da Merkez Bankası belki para politikasında bağımsız mı veya değil mi soru işaretinden dolayı çok fazla konuşuluyor. Ama biz bu arka taraftaki ekranda çok fazla yayın yaptık. Tabii. Ben o yayınların yıllar itibarıyla hep baktığım ve aklımda kalan neti şuydur. +4 puandır. Siz dövizin hareketlendiği yerlerde reel 4 puan faiz vermedikçe bu kur bir şekilde durmuyor. Bugün enflasyon 12 ise sizin 16'yı politika faizi belirlemeniz gerekiyor. Yani bunun ne kadar geç yaparsanız enflasyon o kadar yükseliyor ve onu yapma zorunluluğu daha da artıyor kur yüzünden ve günün sonucunda da o faizi veriyoruz. Bunu yani niçin daha önce olsa yapmıyoruz? Niye buna ayak sürüyoruz? Bu kafalardaki soru işareti bu oluyor. Neden? Bilmiyorum yani faizi yükseltmiş olmak istememe noktasına geliniyor. Ama faizi yükselttik abi. Bugün mesela doğru 13.40 olmuş. Yani ağırlıklı ortalama fonlama faizimiz 13.5'a geldi neredeyse. Evet, politika Merkez Bankası faizimiz 10.25. Evet, Merkez Bankası geçen perşembe bir 2 puan, 2.5 puan faiz arttırımı yapmış olsaydı, o 10.25'i 12.75 yapsaydı 13.40 daha yukarıda bir faiz, ama o bile yeterli olabilirdi piyasaya. Piyasa 12.75'te kalır ve döviz aşağı da gelebilirdi. Burada piyasa bunu görmüyor. Ben de bunu anladım. Piyasa bunu görüyor. Sıkılaştırıyor Merkez Bankası. Ama politika faizini sabit tutuyor diye mi bu hareket oluyor? Ben de bunu anlamıyorum. Sıkılaştırma varsa sıkılaştırma. Ama yani bu neden sıkılaştırma illa politika faizini döneme ait bir sıkılaştırma gibi görüyor. Yani piyasa belirlilik ister. Önünü görmek ister. O dövizi almamak için, TL'de kalmak için bir belirlilik ister. Bu ağırlıklı ortalama faizi günden güne değişiyor. İşte galiba önceki gün borsada 20 milyara yakın bir para sattı. Onu kesti. Onunla beraber 12.90'lardan 12.70'lere doğru geriledi ağırlıklı ortalama. Bugün bütün fonlama kanallarını azalttı. 13.40'a yükseltti. Ama yarın 12.20'ye düşmeyeceğini bilmiyor piyasa. O yüzden abi düşmez herhalde abi. Yani politika faizi böyle giderken 10.25 iken burada bankaları geç likitte penceresine git demek en son noktaya git demektir. Ve birçok banka oraya gitmemek için elinden geleni yapar. O yüzden burada bankaları gel benden daha fazla yüksek faizle geç likitte penceresinden al demek yerine Merkez Bankası'nın yapması gereken ben politika faizimi hiç öyle Kasım'ı falan beklemek zorunda değilim. Pazartesi günü 16'ya çıkarttım demesi piyasada hem normalize eder döviz fiyatlarını, en fazla 2 aydır bu arada bu faizin orada kalması ya da 3 ay kalır. Ondan sonra uzun vadeli faizler aşağı gelir. Şimdi bugün 15'lere geldi 2 yıllık tahviller. 13'lerdeydi daha geçen hafta. Yani bunda gecikme olunca uzun vadelde de insanların kuşkuları artmaya başlıyor. O yüzden Merkez Bankası politikalarında net olmalı. Ne olacak peki? Ara toplantı artacak, gelir mi? Gelmesi lazım. Ara toplantı. Ara toplantı gelmesi lazım. Çünkü her geciktiğiniz 19 zaman... 19 Kasım'da sanırım. 19 Kasım'a yaklaşık 20 gün var. Yani 20 gün içerisinde kuru böyle sahipsiz bırakmak bana göre piyasalardaki endişeleri ve belirsizliği daha da arttırıyor. Ama şey olmaz mı? Yani ya kardeşim siz daha toplandınız geçen hafta 10 gün önce bir şey yapmadınız. Şimdi bu daha da kötü bir... Döviz yukarıya gidiyor. Sıkıntı oluşturmaz mı imaj açısından? Önümüzdeki hafta işte Biden sonrası eğer bu mavi dalga denilen genel olarak gelişmekte olan ülkelerde Türkiye, Rusya, bazı ülkeler özellikle daha olumsuz etkileniyor diğerlerine göre. Çünkü demokratlar daha şahin davranacak diye bakılıyor. Özellikle Türkiye, Rusya ve bazı ülkelere. Bunun öncesinde bence bir politika belirliliği yaratılabilir. Ben burada TL'yi savunacağım diyerek. Çünkü TL'yi siz şu anda döviz basmıyorsanız ve Merkez Bankanızın rezervleri eriyorsa, yeni bir swap kanalı bulamıyorsanız,
bulunursa çok güzel olur. Başkan görüşmeler başkan vardı söyledi yani. Ama hani bu uzun bir süredir söylenen şey, Katar hariç bulduğumuzda Çin'le ufak bir anlaşmamız var. Beş var galiba. Ya bu pazartesi salı olsun, benim görmek istediğim o olur. Veya burada ben TL'yi savunmak için faiz tarafında evet ağırlıklı ortalama vesaire ama ben politika faizimi de yukarıya çekeceğim. Bir belirlilik yaratacağım piyasa açısından denmesi gerekiyor. Çünkü bunlar... Bunu belirlilik değil de Sayın Başkan esneklik olarak ifade ediyor. Bu işte, bir esnekliğimiz diye. Esneklik ama işte piyasa esnek olmak istemiyor şu anda. Piyasa görmek istiyor. Çünkü ben madem TL tarafında kalmak istiyorum bana önümü çiz diyor. Bu ne kadar süre burada kalacak? Yani sana göre bana göre olmasın bu faiz diyor. Yani aslında piyasa saadet yani bizim harcımızda bu bandı kullanan ben bir ülke bilmiyorum. Burada bir faiz verirsiniz. Bugün 4 puandır enflasyonun üzerinde. Yarın 2 puana günü gelir eksiye de dönebilir. Ama enflasyondan önce hareket etmek kuru hareketlendiriyor. Kuru hareketlendirdiğinizde tekrar dönüyorsunuz enflasyon yeniden artıyor. Yani buna bir kısır döngüyü durdurmak gerekiyor. Durdurduğumuz geçen seneler var. Neler yaptığımız var. O 7.20'leri görüp 5'i gördüğünü hatırlıyoruz döviz kurunun. Burada bir politikayı doğru yapılandırmak lazım. Para politikası bunlardan bir tanesi. Maliye politikası da ayrı bir kanat. Sonuçta siz emisyonu arttırıp para bastığınızda da enflasyon yaratıyorsunuz zaten. Ki bunu da yaptık. Düşük krediyle faiz de attığınızda? Faizi düşürdüğünde tekrar dış ticaret açığına sebep oluyorsun. Döviz talebi yaratıyorsun. Bir de turizm gelirlerinin olmadığı bir dönemde. Hani bunu yaparsın, turizmi bir artış bekliyorsundur. Orada turistin gelmesi için bir onu kendine neden olarak görürsün ve turizmciye teşvik verirsin. Ama şu anda pandemiden dolayı yani bedavaya verseniz o otellere gelmiyor insanlar. O yüzden o onun zamanı değil. Ama faizi düşürdüğünüzde tüketim talebini gereksiz yere canlandırıyoruz. Döviz talebini arttırıyoruz. Bir taraftan da uzun vadeye daha fazla riskli kredi ortaya koymuş oluyoruz. Şu anda yapılması gereken birincil öncelik para politikasında bir sadeleşme ve daha proaktif. Yani piyasanın gerisinden değil piyasanın önünden giden bir merkez bankası o bir. İki, maliye politikasında daha etkin yönetim. Üçüncüsü, uluslararası finans çevreleriyle ilişkilerin kuvvetlendirilmeye devam edilmesi. Bu swap kanallarının aranmaya devam edilmesi. Ve dördüncüsü, hani Türkiye'nin hikayesine insanları tekrar ikna etmek. Bunları biz yapabilirsek eski dönemlere tekrar döneriz. Daha uzun bir zamanda döneceğimiz aşikar. Yani daha önümüzde çok daha yol var. Evet, ama peki. Sonuçta yapılmayacak şeyler. Araya gideceğim ama başka bir yolu yok mu? Kurdaki bu her gün %1'lik yukarı hareketi gidişi durduracak. Swap olabilir ya da Merkez Bankası'nın faiz kararı mıdır? Yani başka kısa vadede bunu durduracak. Yani doğal gaz bile olmadı. Öyle diyeyim ben. Ki çok ciddi bir rezervden bahsediyoruz. Evet. Çok uzun vadeye değil. İnsanlar şu anda bir görmek istiyor. Ne olacak diye. İlk önce yurt içi yerli yatırımcı ikna etmeniz gerekiyor. Zaten. Yani yerli yatırımcı altın veya döviz haricinde bir şey konuşmaması lazım. Yani onları konuşmuyor olması lazım. TL faiz iyi. Ben mevduat yapıyorum. TL'ye güveniyorum demesi lazım. Bunu o yatırımcı bir kere ikna etmemiz gerekiyor yerliye. Ondan sonra yabancıya. Yani bunun şu anda faizden başka bir silahı görünmüyor. Nuri Sevgen'i dinleyelim. Araya gidelim. Sonrasında burada devam edelim. Borsayı da soracağım. Taner Özarslan'a. Faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası sıkılaştırma politikası gereği 14'ün üzerine çıkan bir durum var. Şu anda TLRF 14-17 idi. Libor, TL Libor da 15'in üzerine çıktı gecelik. Bu doğal olarak faiz oranları da sizin maliyetlenme anlamında sıkıntı yaşamanıza neden olacak. Benim tavsiyem şu anda faiz oranları overnight'ta gayet iyi. Bir yok da teminat oranları da, teminatlar da gecelik TLRF üzerinden nemalanıyor. Yani 14.1 dünkü repo oranıydı. Brüt olarak bu fiyatta, bu faizden siz yatırabiliyorsunuz. Bekleyin. Kasım'ın orta sonuna doğru fiyatlar düşsem hiç senedi piyasasına miktar girilebilir. Dövizde kur riski belli bir yataya girdikten sonra altın fiyatları ben geri çekim devamını düşünüyorum. Bir miktar altın alınabilir. Özellikle 450-500 aralığı fena yerler değil. Buralara bakmak lazım.
Döviz tarafına gelince de kurlara müdahalenin çok uzun sürmeden bir şekilde yapılması lazım. Müdahaleden karşısında direkt müdahale değil ama bir şekilde güven verici tedbirlerin alınması şart. Çünkü 8 seviyesinden 8.30'lara bir anda çıktı ve geri çekilme yapılamıyor. Eğer bu geri çekilme yapılamazsa önümüzdeki dönemde çok sert bir overshoot görme riskimiz var. Bundan endişe ediyorum. Geçmişteki deneyimlerime bağlı olarak. O yüzden Merkez Bankası başta olmak üzere bir an önce bir müdahale ya da en azından bir önlem alınması gerekiyor. Para politikasında sadeleşme birinci öncelik olmalı dedi Taner Özarslan. Şimdi borsaya geçeceğim ama haftaya enflasyon gelecek. Ekim enflasyonu bizim anketimizden çıkan arkadaşlarımızın araştırma bölümümüzün yaptığı 11.9. Geçen yani bu hafta içerisinde Merkez Bankamız da sene sonu enflasyon tahminini yukarı doğru güncelledi. 12'lerin üzerine doğru attı. Nasıl görüyorsun hocam? Yani enflasyon, Ekim enflasyonu, yani, para politikası, haftaya gelecek enflasyon. TÜİK açıkladığı enflasyon sene sonu 13'lere geçer gibi görünüyor. Yani bu kur artışı eğer ki Merkez Bankası'nın böyle Biden öncesinde radikal bir sözlü yönlendirmesi veya bir toplantısı olmadıkça. Tabii burada bir de insanların hissettiği enflasyon var. O kimine göre kur artışı. Çoğu insanı aslında döviz kurundaki hareketler daha çok etkiliyor. Sonuçta %40 dolar, %45'ler civarında euro prim yaptı sene başından bu yana. Dövizle işi olan herkesin aslında yani çoğu insanın dolaylı olarak bir işi oluyor dövizde. Herkes etkileniyor bundan ve enflasyonu daha fazla hissediyor işin açıkçası. Veya milli gelir asgari ücretten tut maaşlara kadar ciddi anlamda rezyona uğramış oluyor. O yüzden enflasyon diye baktığımız rakam TÜİK'in açıkladığı enflasyon insanların hissettiği enflasyondan çok farklı. Ve hissedilen enflasyon da aslında getiri arayışını ortaya çıkartıyor. Ben bu getiriyi yapamadıysam nerede ararım bu getiriyi diyor. İşte orada faize bakmaya çalışıyor. Eğer ikna olursa hadi bir sene, bir buçuk sene, iki sene ben buraya park edeyim diyor. Eğer olmazsa tekrar dövizde geçmişte yakalayamadım, şimdi yakalayayım diyerek geçiyor. O yüzden şu andaki tek silah ne yazık ki faiz, biraz maliye politikası orada da sıkılaştırmaya yönelik adımların atılması lazım. Yani tek başına para politikası yeterli olmaz. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'da da satış, yani girişte de ifade ettim. Karar öncesi aslında bir hareket vardı. Özellikle bankacılık sektöründe biz hareket görüyorduk. Ama yine herhalde o günden sonra en çok satışlayan bankacılık endeksi oldu. Borsa İstanbul'da 1200'lerin üzerinden 1112'ye kadar indi. Borsayı nasıl görüyorsun? Borsa bir kere TL bazında artık bakmamak lazım. Yani %40 erozyona uğradıktan sonra sene başından bu yana artık biz dolar bazında bakacağız. Tabii olumsuz etkilenen şirketler var döviz artışından. Özellikle döviz gelirleri yoksa. Bazı şirketler var kısa vadede döviz borcu olduğu için olumsuz gibi görünüyor ama çok garantili döviz bazında gelirleri olan birçok şirket aslında uzun vadede bunu kâra çevirebiliyor. Ama bilançolara yansımıyor. Ama şirketleri iyi tanıyanlar bunu anlıyor ve o düşüşleri alım fırsatı haline dönüştürüyor. Orada tabii spesifik bakmak lazım. Şimdi borsa çok yatırımcının son dönemde içeriye girdiği bir alan. İşlem hacmi bugün MKB yüzde bile 25 milyarları geçmişti. Çok büyük ilgi var. Çok insan trade ediyor. 500 bin kişi yeni hesap açtı değil mi? Açtı. Halka arzlara inanılmaz ilgi var. Yani yatırımcı aslında küsmeden o yatırımcıyı burada tutabilmek lazım. Niye? Çünkü Türkiye'nin bana göre önümüzdeki dönemini kesinlikle sermaye piyasası üzerine inşa etmesi lazım. Çünkü yüksek faizle alınan krediler, uzun vadeli yatırımlar ne yazık ki birçok şirketin hep
daha bir borç batağına girmesine sebep oluyor. Şirketler ya halka arz yoluyla ya şirketlerin bir kısmını belirli gruplara, kişilere, yatırım şirketlerine satarak sermaye bulması ve onlarla büyümesi en ideali. Buradaki en iyi araç şu anda bu kadar iyi bir dönem varken halka arzlarla bunun teşvik edilmesi lazım. SPK'nın çok çalışması lazım, çok uzman alması lazım bana göre. Çok iş yükü var onların da. Çünkü halka açılan şirketlerin doğru şekilde gelmesi, doğru şirketlerin doğru fiyatlarla gelmesi çok ideal. Ve onların sonrasında da iyi takip edilmesi lazım. Yani çünkü bazı taahhütlerde bulunuyor şirketler. Karşılığını yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunları Sermaye Piyasası Kurulu'nun takip etmesi lazım. Çok büyük sorumluluk onlarda Borsa İstanbul'la beraber. Ama içeriye o şirketlerin girmesi şu anda bence hani Türkiye ne yapması gerekiyor dersek bana göre sermaye piyasası kanalıyla fon bulması lazım şirketlerin ki bu kadar yüksek faiz yüküyle filan şirketlerin ayakta kalması, devam ettirme şansı çok çok düşük. Döviz geliri yoksa şirketlerin bu dönemde yani zaten piyasa, iç piyasa daralmaya başlıyor. Bunun içinden çıkamazlar. O yüzden yeni sermaye ile halka arzlarla bu sağlanmalı. O yüzden borsa çok önemli. Borsanın çarpanları, banka çarpanları, büyük şirket çarpanları düşük seviyelerde şu anda. Ucuz mu? Ucuz tabii ki. Yani Türkiye borsası, bankacılık sektörü de başta olmak üzere ucuz. Şimdi insanlar şöyle düşünebilir. Ya hep ucuz. Hem söylüyorsunuz yani bu şirketler madem para kazanamıyor, bankalar bunlara kredi verdi, bu kredilere ne olur? Hani böyle hemen akla o geliyor. Şimdi bankalar... Bankaların kârı da hocam bu yani işi, iyi. Bu hala. İşi o kadar iyi yönetmeyi öğrendiler ki Türkiye'de son 20 yıldır. Belki daha uzun bir süre ama hani özellikle son 20 yıldır kriz tecrübeleri çok fazla. Ve bankaları zannetmeyin ki bir şirkete kredi verdiğinde bomboş kredi de vermiyor. Belirli teminatlar alıyor. Çekler alıyor, kişisel teminatlar alıyor, ipotekler alıyor. Yani o problem dahiline dönüşse kredi... Bankanın arkada mutlaka teminatları oluyor. Yani üzerine çizmiş olmuyor. 9 aylık kârı 46.3 milyar TL, %29 artmış bankacılık sektörümüzün net kârı i̇şte 9 ayda. Son dönemde... Koronavirüs dönemi 9 ay dediğimizde yani. Evet, kredi hacmindeki büyüme bankaların özellikle 3. çeyreklerin de iyi gelmesine sebep olacak. Ama gel gör ki yabancı satıyor. Yabancı niye satıyor? Çünkü ben dövize bakarım diyor. İşte döviz %40. Hareket olunca elindeki varlık 100 liradan 60 liraya düşüyor yabancının. Onun yerine ben dönem içerisinde bunu satayım diyor ki iyi ki de satmış diyordur. Herhalde bundan 2 ay önce 3 ay önce satan yabancı bugün alsam %30-40 aşağısından alabiliyorum diyor. Kur? Kurdan dolayı. Yani kur yani, etkisinden dolayı. Sene başından bu yana Taner abi sen lütfen devam et. Dolar bazında tüm dünya endekslerini sıraladığımızda en çok kaybettiren dolar bazında Bovespa. BIST 30 endeksimiz de %37,5 kayıpla sene başından bu yana en çok kaybettiren endeksler arasında. Burada Kolombiya, Lusaka, Mauritius adaları galiba. BIST 30 yani Brezilya, Kolombiya, Borsa İstanbul. En çok kaybettirenler dolar bazında sene başından bu yana. Evet, gelişen ülkeler koronadan en çok etkilenen ülkeler işin özü. Çünkü borç alma zorunda olan ülkeler. Brezilya zaten pandeminin en yoğun yaşandığı ülkelerden birisi olduğu için ekstradan etkileniyor. Ama Türkiye'de ki borsadaki birçok şirket çok iyi prim yapmasına rağmen bu oran var. Bankaların performansı falan bunların çok daha altında. Bu bir dönem. Biz bunu ben 2001-2003 arasındaki o kur krizinden sonraki dönemde de yaşadık. O döneme yakında bir kur krizi oluştu zaten son döneme baktığımızda. 3'ten başladı kur. İşte bugün yükseldi 8.30'larda hemen hemen 3'e katlamış gibi bir şey. O zaman da öyleydi. Bunu biraz uzun vadede yaptı sadece. Ama borsa değerlerimize baktığımızda aynı şekilde gerilemiş konumda. Burada bir taban oluşumu var. Yani her ne kadar taban oluşumu faizler dolar bazlı yukarıya mı gidiyor... Döviz yukarıya gidiyor ama borsa bir noktanın altında... Dolar bazlı 5 yıllık grafik. Evet yani artık bu gerilemelerin hepsi dikkat edersen artık alt tarafta bir taban oluşturmaya başlıyor. Yani biraz daha böyle
2000'lere doğru git mesela, nasıl benzediğini de görürsün aslında. Şöyle biraz daha çekeyim. 2000 yılına kadar gidebilirsen. Ha, çok daha geriye gideyim çok diyorsun. Çok daha geriye. Tamam, sen anlatırken ben çekiyorum hocam. Evet, yani bu döviz bazında da yerli yatırımcının ilgisi bence çok iyi. Sonuçta bu bölgelerden hisse senedi alan yatırımcı uzun vadede ben kaybedeceğini zannetmiyorum. Evet. Ve belirli dönemlerle belirli etkiler yaşıyoruz. Belirli sebeplerden dolayı kredi büyümesi olabiliyor, dünya borsaları iyi olabiliyor, işte bir ilaç bulundu denebilir. Birçok sebepten dolayı piyasa tekrar yukarıya atak yapma iştahında oluyor ve bu da ucuzdan alanlara kar etmesine sebep oluyor. Hı hı. Yani şu dönemde ucuz olduğu için alacaksınız. Alır mısın anlamına... bu dönemde? Zaten hani bu dönemlerde almayacaksanız hiç borsada hisse senedi alıp satmayın. Öyle bir dönem. Yani ne, ama hangi sektör alacağım? Sektör etkilenecek olan hizmet sektörünü mü alacağım? Bir kere öyle küçük senetleri almayın kesinlikle. Yani piyasa değeri bilmem ne bileyim 5'ine katlamış, 8'e katlamış. Niye işte şu haberler varmış filan. Yani bunlara kanmayacak yatırımcı. Yatırımcı gerçekten o şirketlerin ederi var mı? Uzun vadede o potansiyelini gerçekleştirebilir mi? Finansal olarak mali tabloları çok bozulmadan bu krizi atlatabilir mi? Döviz bazında gelirleri var mı? Gibi gibi birçok sebepten dolayı yatırımcı rasyonel hareket ederek rasyonel adımlar atmalı. Ve biraz da çeşitlendirmeli. Bütün varlıkların hepsini aynı sepete koymadan hareket etmeli ama şu anda bu 2000 yılı galiba sol taraf değil mi? 2007. Şurası ne? Şurası 2008 yılı. 2008 krizi. Çok arkaya evet. Gidemedik. Evet. Olsun 2008 ama yani, krizi bu. En büyük krizlerden biri. Evet, yani orada bile dip seviyeleri şu andaki seviyelere çok yakın. Evet. Dow Jones'la yan yana getirdiğimiz orada 7000'di Dow Jones. Şu anda 26.000'de. Biz aynı seviyedeyiz. Yani Amerika borsasıyla kıyasladığımızda çok çok gerideyiz. Yani bunun birçok sebep söyleyebiliriz ama bu kadar kötü performans göstermememiz gerekir bizim borsadaki hisselerimizin. Bu bir flow'la alakalı. Yani akım. Akımla, paranın gücüyle alakalı. Mutlaka değişecek. Yani bu burada kalmayacak. Biz çok daha yukarılarını göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Ama yatırımcının burada biraz daha öngörülü olup çok aşırı değer kaybetmiş, büyük o İMKB'nin büyük şirketlerine yatırım yapması için iyi bir fırsat olarak görüyorum ben. Daha aşağısı olur mu? Pazartesi, salı, çarşamba olabilir. Orada biraz daha pozisyon alacak yatırımcı. Ben pandeminin böyle ikinci bir dalga ile ekonomileri kilitleyeceğini evvelki gibi zannetmiyorum. Bu bir fırsattır. Şu anda yaşanan döviz bazındaki hareketler de fırsattır. Ben Merkez Bankamızın da, hükümetimizin de burada daha böyle rasyonel olarak hareket edeceğini. Dövizini bozup borsaya girer misin buradan? Yani dövizim yok. Hayır yani. Olsaydı mı diyorsun? Var diye demiyorum. Olsaydı yani bir sıra tabii. Dövizini bozup, yani girilir miyim anasını? Çoktan girmiş olurdum zaten. Yani dövizimi bu kadar beklemezdim borsaya girmek için. Çünkü borsa zaten cazip. Ama döviz yükselmeye devam ediyor, borsa düşmeye devam ediyor. Doğru. Ama bunun tersi olduğu çok dönemde yaşadık. Şu evvelki zirvelere bakarsak 5 dolarlarda çok daha fazlasını yaşadık. Şu anda onun yaklaşık 4'te 1'i 5'te 1'indeyiz. Yani yukarıya doğru 5 kata yakın bir prim potansiyeli var. Bu hemen olacak anlamına gelmez. Çok çok uzun vade belki önümüzdeki 5-6 yılı barındırabilir ama Türkiye potansiyeli buradan olan buradan dolar alır mısın? Yani döviz için çok farklı bir mecra orası. Dövizi mecburiyetten alabiliyorsun. Yani borcun vardır. Spekülatif işlem için alır mısın? Yok. Yani burada ben Merkez Bankası'nın bir şekilde buna müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Acil toplantı mı olur, nasıl olur bilmiyorum ama geçmişte yaptı, yine yapabilir. Bir taraftan da burada hükümetin de ona destek olması lazım. Kısa vadede faiz artabilir, uzun vadede düşmesi içindir denir. Merkez Bankası'nın hedefi hala 5 ise bu faizi kısa vadede yükseltmesi gerekiyor. Taner Özel, sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerlendirmeleri için. Buradan Melike'ye doğru dönüyorum. Bu arada 170 artçı sarsıntı İzmir'de, AFAD'ın açıklamasına göre 4'ün üzerinde de 21 artçı sarsıntı yaşanmış. 6.6 AFAD'ın açıklaması, Kandilli Rasathanesi 6.9 olarak duyurmuştu.
İzmir'deki depremi 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi var. 17 binada arama kurtarma çalışmaları da halen devam ediyor. Yıkılan ve hasar gören 17 bina İzmir'deki depremde. Bir kez daha dileğimiz arama kurtarma çalışmalarından güzel haberler almak İzmir'den. Melike, Amerika satışla kapandı. Artık geri sayıyoruz seçime de. Çok az bir zaman kaldı. Sana bırakayım ben. Önümüzdeki hafta hepimiz için gerçekten çok yoğun bir hafta olacak. Neler aktaracaksın bu haftanın kapanışına dair? Tekrar büyük geçmiş olsun. Allah'ım böyle günler bir daha yaşatmasın ülkemize diyorum. Ve evet, ABD bugün kıpkırmızı bir günü geride bırakıyor. Barış, günün başında Haziran'dan beri gördüğümüz en kötü haftayı geride bırakıyoruz diyorduk. Şimdi Mart'tan beri artık haftanın en son işlem günü, ayın da son işlem gününü geride bırakırken COVID-19 vakaları da kıyıdan kıyıya, bakın öyle diyor, özellikle Bloomberg'e baktığımız zaman 14 eyaletteki artış en büyük global çapta ve her eyalette hastanelerde COVID-19 vakaları var. Günde 90 bin artış var. Bir, iki, teknolojinin günü değildi bugün. Kesinlikle değildi. Üçüncü çeyrek bilançolarının da hayal kırıklığı yaratması tabii etkili oldu. Twitter'ın baktığımızda en ağır darbe yiyen olduğunu görüyoruz. %21 düşerek. Kullanıcı sayısındaki büyüme beklenen kadar değil bu mikroblogging ve sosyal medya devlerinden birinde. Amazon %5.7, Apple %6.3 ve orada Çin'deki satışlarının düşmesi de etkili oldu. O da neden? Yeni iPhone satışlarının, daha doğrusu Çin'e varışının biraz gecikmeli olmasından dolayı. Bugün gelen ekonomik veri gayet iyiydi. Özellikle tüketici harcamaların %1.5'a varan artışı üst üste 3 çeyrektir iyi gelmeye devam ediyor. Ama o fiyatlanmadı. Dediğim gibi teknolojideki düşüş. Ama biyoteknolojide öyle değil. AstraZeneca, Pfizer ile ilgili güzel haberler var. Pfizer'ın hissesini kendi yukarı attığını görüyoruz. Neden? Covid-19 aşısı ile ilgili regülasyonların hızlandırılması için çalışmalar var. Bu konfirme oldu, doğrulandı. Bu nedenle ve en son olarak senin de söylediğin gibi ABD seçimlerine 8 gün kaldı ve baktığımızda %7 ile önde gelen Biden var. Biden'ı fiyatlayan borsa var. Tabii doğruluk yanlışlık payını da içine aldığımızda yine Clinton'la Trump arasındaki farkın çok üstünde, ama yine de bakalım özellikle Beyaz Saray'a taşınmasıyla birlikte, yani Beyaz Saray'da ben bunu izleyeceğim demesiyle birlikte, pardon, Trump'ın bu hani peaceful transition dediğimiz, yani gücün barışçı bir şekilde transferinin onaylanmaması ilk defa bir başkan, ABD başkanı tarafından endişe arz ediyor. Ve bunun da aslında fiyatlandırıldığını görüyoruz, çünkü belirsizlik var, endişe var. Kasım'ı da geçebilir seçim sonuçlarının bitmesi diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a. Melike, ben dün akşam Pelosi'nin, yani Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki liderinin açıklamasını okudum. Aynen şöyle demiş: Trump kaybederse adam gibi seçim sonuçlarını kaybetmeli diyor. Like a man falan demiş, yani böyle hakikaten. Orada da böyle tabirler var anladığımız kadarıyla. Melike'ye teşekkür edelim. Biz bir de vadeli endeksleri ekranlara getirelim efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli endekslerde de satış devam ediyor. Bugünün en çok kaybettiren tarafı teknoloji hisseleri. %2'nin üzerinde Nasdaq vadelisi aşağıda. Birçok bildiğimiz teknoloji şirketinde %5, %6'lara varan satışlarla karşı karşıyayız. S&P 0.8, Dow Jones'a 0.3 satışta. Hafta sonuna doğru moraller Amerika'da pek de iyi değil. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Bizden bu akşam bu kadar. İzmir'e bir kez daha gönülden geçmiş olsun diyelim. Herkese iyi geceler.